Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Keskin Nişancı filmi başlıyor, iyi seyirler. Bu gördüğünüz adamın adı 8. O dünyadaki en zeki ve yetenekli keskin nişancı. Sadece devlet başkanı ve ordu komutanı tarafından tanınan 8 kod adlı bu adam emekliye ayrılmış ve dağlarda yaşamaya başlamıştı. Onu ziyarete gelen albay ondan yardım ister. Başkana suikast düzenleneceğine dair bir istihbarat gelmişti. Ve bunu sadece 8 çözebilirdi. Görevi kabul eden adam başkanın konuşma yapacağı yere gider. Ve tüm keskin nişancı noktalarını belirler. Mermi mesafelerine, rüzgarın yönünü ve yüksek binaların bakış noktalarını hesaplar. Keskin nişancıların olabileceği noktaları belirledikten sonra o noktalara göre keskin nişancıları yerleştirir. Tam baştan konuşmaya çıktığı esnada arkasında duran polis 8'e ateş eder ve başkanın yanında duran enerji bakanı öldürülür. Büyük bir kaos yaşanırken bütün korumalar başkanın üzerine atlar. Yaralanan 8'i öldürmek için bir defa ateş eden polis onu elinden kaçırırdı. Yaralı şekilde kurtulmayı başaran adam bu işin intikamını almak için yemin eder. Olay yerini incelemeye gelen hapanlara 8 için neler yapacağını merak edenlerle 2. bölümde buluşalım. Yaralanan keskin nişancı doktor olan sevgilisinin yanına gider ve ondan yardım ister. Kadın onu iyileştirirken FBI ajanları da suikastın peşine düşer. Zeki bir dedektif olan Alex Baca'nın vurulduğu yerdeki delilleri toplar. Merminin gelişi açısını hesaplayan adam silahın yerleştirildiği binayı tespit eder. Binanın içinde bulduğu gizli bir geçide girer ve suikastın detayları kafasında şekillenmeye başlar. Yerdeki delik uzaktan kumandalı bir keskin nişancı silahı için açılmıştı. Ve sahneyi gören bu özel yere giren kişi devlet yetkililerinden birisi olmalıydı. Artık olayı çözmeye çok yakın olan Alex albayın adamları tarafından kaçırılır. Ajanlar Alex'e işkence yaparak onu öldürmek üzereyken uzaktan gelen iki tane mermiyle ajanların ikisi de ölür. Bu gelen intikam yemini etmiş olan 8'di. Alex'i kurtaran keskin nişancı ona durumu anlatır ve onunla birlikte olayı aydınlatmaya çalışırlar. Keskin nişancı eğitmeni olan ustasının yanına gelen 8 bu kadar büyük bir işi kimin yapmış olabileceğini öğrenmeye çalışır. Usta onlara bir isim verir. Bu kişi ustanın okul arkadaşı olan çok yetenekli bir askerdi. Fakat yaralandıktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Adamın evine girip ona görevi kimin verdiğini öğrenmek için hazırlık yapmaya başlayan 8'in neler yaşayacağını merak edenlerle son bölümde buluşalım. Yaşlı bir kurt olan usta suikastçının yüksek güvenlikli villasına girmeye çalışan iki ajan harekete geçer, çok kolay bir şekilde içeri sızmayı başaran 8'i pencere kenarında duran Luis karşılar. Luis adeta ölüm makinesi olan 8'e zaten gelmeni bekliyordum der ve suikasti uzaktan kumandalı bir silah tasarlatıp onunla yaptırdığını ve görevi de albaydan aldığını söyler. Rus ülkesiyle yapılacak enerji anlaşması için ikna olmayan bakanı öldürten kişi albayın ta kendisiydi. Her şeyi itiraf eden Luis, 8 onu vurmadan kendisi intihar eder. O esnada villaya FBI ajanları tarafından baskın düzenlenir. Fakat hazırlıklı olan 8 buradan çıkmayı da kolaylıkla başarır. Albay 8'e kurduğu tuzaktan sonra bu kez de onun sevgilisini kaçırmıştı. Fakat çok zeki bir suikastçı olan 8 Luis'in itiraflarını ses kaydına almıştı. Ve albaya bu ses kayıtlarıyla rehin alınan sevgilisini takas etmek istediğini söyler. Takası kabul eden albay ona bir buluşma noktası verir. Albay buluşmaya gelen 8'i hemen vurdurtur. Fakat bunu tahmin eden suikastçı daha önceden plan yapmıştı. Yem olan adama ateş eden suikastçının silahından çıkan ateş iziyle birlikte yeri belli olmuştu. Kamufle olan 8 ilk olarak onu öldürür. İkinci keskin nişancının da dürbünündeki yansımayı gören 8, onu da öldürmeyi başarır. Keskin nişancıların ardından albayın yanındaki korumasını da öldüren 8, kendisini güvene aldıktan sonra ona doğru yaklaşır. Ses kayıt cihazını yakıp sevgilisini kurtaran 8 albayın suçunu üstlenerek teslim olmayı kabul eder. Fakat intikam yemini eden 8, albay ve suç ortakları için son planını da uygular ve toplantıya gelen tüm ortakları öldürmeyi başarır. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.